Yeni bir eğitici öğretici Google videosundan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Google'ın üçüncü taraf yorumları hakkında konuşuyor olacağız. Yani bu Google'ın sunmuş olduğu yeni hizmet bir süre beta'daydı. Bazı işletme hesaplarında belki dikkat ettiniz veya hiç dikkat etmemiş olabilirsiniz. Google yorumları dışında farklı sitelerden gelen yorumlar da görünmeye başlamıştı ilginç bir şekilde. Bu özellik test aşamasındaydı ve artık tamamen aktif bir şekilde yayında. Birçok işletme hesabında, haritalarda ve aramalarda işletmelerin yorumlar kısmında diğer sitelerden gelen, örneğin şikayet var. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Çünkü uzun yıllardır ülkemizde aktif bir şekilde büyük firmalarında orada şikayet yönetimi yaptığı bir site. Bu tarz birçok siteden yorumlar artık aktif bir şekilde firmanın haritalar kısmında ve benim işletmem arama Google arama sayfasında gösteriliyor olacak. Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını konuşalım istiyorum. Hem size bunu Google kaynağından, Google'daki makaleden değerlendirelim. Hem de görsel olarak bu nerede karşımıza çıkıyor, nasıl çıkıyor, biraz bunları inceliyor olalım. Bilgi sahibi olmuş olalım. Müşterilerimize de sunarken yine dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu çünkü. O zaman vakit kaybetmeden ekran paylaşımına geçiyorum. Birlikte incelemeye devam edelim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Google'un yayınladığı bir makale var. Bu makalede üçüncü taraf yorumlar hakkında bir takım bilgiler yer alıyor. Öncelikle bu üçüncü taraf yorumlar nerede karşımıza çıkıyor? Dilerseniz biraz buna göz atalım. Mesela bir otel araması yapalım. Ben otel yazdım. Hemen burada haritalardan gidelim. Daha kolay olur. Tabii ben şu an Muğla Ortaca bölgesinde olduğum için Google konumumu çekti ve bana en yakın işletmeleri burada gösteriyor. Doğrudan ilk işletmeye tıklayalım. L Hotel, belki El Hotel diye de okunuyordur. Bilemiyorum İngilizce okunuyorsa. Güzel de bir yorum puanı var. 158 yorumda 4.7 almış. Başarılılar bence. Şimdi benim işletmem hesaplarında biliyorsunuz ki burada birçok otellerde farklı sitelerdeki fiyatları çekip yerleştiriyordu. Bakın yorum kısmına geldiğimde Google yorum özetiminde Google'ın 4.7 puan verdiğini toplamda ve 258 yorumdan bu ortalamanın çıktığını söylüyor. Hemen altta diğer seyahat sitelerindeki yorumlar demiş. TripAdvisor 149 yorum içerisindeki ortalaması 4.5 5 üzerinden. Ve bunu buraya bir snippet ile yerleştirmiş. Zaten burada da bundan bahsediyor arkadaşlar. Bakın diyor ki toplayıcı web sitelerindeki yorum snippetleri. Burada bahsettiği bilgi aslında burası. Bu tarz farklı yorum sitelerinde snippetler otomatik oluşuyor. Ve sizin işletme hesabınızda artık gösteriliyor. Burada şikayet vardı olabilirdi. TripAdvisor var. Diğer yorum sitelerinden aklıma şu an çok böyle gelmedi ama onlar da burada yer alacaklar. İşte Booking olabilirdi mesela burada yine. Bu tarz sitelerinde burada snippetleri yer alacak ve bu otomatik gerçekleşecek. Hemen aşağıya indiğimde biraz yorumlara bakalım istiyorum. Yorum kısmında bu nasıl görünüyor? Yukarıdaki sekmelerden yorumlara geçiyorum. Bakın burada yine bir snippet karşıladı beni. Google'daki yorumun diyor. Bu TripAdvisor'daki yorumun bu. Puan ve yorum sayısından bahsediyor. Biraz aşağıya iniyorum. Uzun süre önce Google yorumlarının yanında böyle bir ifade çıkmıştı. Demiştik ki ya niye burada G ve Google yazıyor acaba? Bunun aslında altyapısı buraya dayanıyor. Buradaki Google yazısının biraz sonra değiştiğini göreceğiz. Aşağıya doğru kayıyorum. Hemen biraz daha devam ettiğimde bakın Google yorumları yani yorumlar sekmesinin altında tüm yorumların birleştiğini görüyorum. Yani bir üstte Google yorumu varken bir altta TripAdvisor yorumunun hemen burada yer aldığını göreceksiniz. İşte bundan bahsediyorum ve burada birden fazla sitedeki yorumlar çekilebiliyor olacak. Şu an burada sadece TripAdvisor yansımış. Bu nasıl oluyor? Bunu algoritma yapıyor. Sizin müdahale edebileceğiniz bir işlem değil. Biraz sonra onu da konuşacağız. Bakın burada çok önemli 3 madde var. Bunu biraz sonra konuşacağız. Sizin müdahale edebildiğiniz, seçebildiğiniz, değiştirebildiğiniz bir özellik. Google kendi algoritması içerisinde kayıtlarınızı diğer sitelerde inceliyor. İşletmeyi orayla bağlı alabilecek tüm bilgilere erişebilirse bu web sitesi olabilir, adres olabilir, konum olabilir vesaire. Tüm bilgiler eşleşiyorsa diyor ki TripAdvisor'daki şu hesapla Google'daki bu hesap aynı. Ben bunları yorumlarını birleştiriyorum ve böylelikle snippet ve yorumlar Google işletme hesabınızda haritalarda görünmeye başlıyor. Bunu otomatik yapıyor. Ve siz müdahale edemiyorsunuz. Bu en can alıcı noktalarından bir tanesi. Bakın aşağı doğru indikçe TripAdvisor yorumu, Google yorumu gibi çeşitlendirmeye devam ediyor. Bakın yine bir TripAdvisor geldi. İşin güzel tarafı TripAdvisor ya da farklı bir siteden bir yorum çektiyse buraya hemen orada bir link veriyor. Tıklayıp sizi oradaki yorum sayfasına
doğrudan yönlendiriyor. Bakın o yoruma yönlendirdi hatta. Fazlasıyla memnun kaldık demiş. Bu arada yani oteli rastgele seçtim ama gerçekten yorumları çok iyi çıktı. L Hotel'e de o zaman buradan saygılar, sevgiler. Sizler de değerlendirmek isterseniz, sarı germeyi bilmeyen var mı bilmiyorum ama dünyanın sayılı plajları arasında yer alıyor. O yüzden güzel bir otel denk geldik. Burada reklam da yapmış oldum biraz ama kesinlikle şey değil. Rastgele gelişti. Şimdi zaten farklı bir işletme de inceliyor olacağız. Yani bu otellerde bu şekilde çalıştığını görmüş olduk. Şöyle yapalım o zaman, hiç vakit kaybetmeden. Google'a geri dönüyorum. Bir de güzellik merkezi yapalım. Olur mu? Bir de güzellik merkezi yapalım. Hemen aşağı indim. Google haritalardan işletme hesaplarına bakıyorum. Çünkü bu yorumlar işletme hesaplarında yer alıyor. 4.9 yüksek. Bu da 4.9. 5 alan var. Bir tanesine girelim. Beauty by Hilay hesabına giriş yaptım. Bakın yorumlar burada özetlenmeye başladı. Aa çok güzel bak. Denk geldi yine. Google yorumu 4.95 üzerinden. Haritada.com diye bir siteden de yorumları çekmiş. Bu arada çok şaşıracaksınız. Çok farklı sitelerin de burada yer aldığını göreceksiniz. Şimdi haritada.com. Çok bileniniz var mı? Duyanınız var mı? Olmayabilir. Yani şikayet var bambaşka bir şey. Şikayet varı biliyoruz. Onun gibi birkaç site daha var bildiğimiz. Ama haritada.com çok duyulmuş bir site değil. O zaman insan korkabiliyor. Yani bunu kötü niyetli kullananlar da olabilir ya da çok farklı bir sitede bir yorum da olabilir. Onlar da buraya yansıyacak. Peki Google bunu nasıl seçiyor? Google News'i bilen var mı? Google News, Google haber kaydı olan web siteler. Bu siteler Google News haber kaydı unvanını alabildiklerinde belirli kriterlerden geçiyorlar. Haber yayınlamalarını otomatik olarak Google'ın bir takım platformlarında ve uygulamalarında çıkmasını sağlayabiliyorlar. Aslında bu sistem de öyle. Yani siz bir yorum sitesiyseniz, yorum toplayan bir siteyseniz bu sitedeki bazı kriterler değerlendiriliyor. Bu kriterler geçerli sayılırsa Google işletmem hesaplarında, işte benim işletmem hesabı haritalarda yorumlarınız snippet ve buradaki alanda yayınlanabiliyor. Yani rastgele her siteden buraya doğrudan yorumlar akmayacak. Google'ın belirli kriterleri karşıladığı sitelere verdiği bir ünvan sonucunda bu burada yer alacak. Haritada.com'da bunu gerçekleştirmiş. Böylelikle burada yer alıyor. İşin bir önemli kısmına da geldik. Hemen ona değinelim geçmeden. Bakın burada üzerini çizeceğim şimdi. Üçüncü taraf iş ortağı yorumları devre dışı bırakılamaz. Ve genel puanla ve üçüncü taraf iş ortağı sitesinden gelen belirli yorumla ilgili sorunları sadece üçüncü taraf web sitesiyle iletişime geçerek çözebilirsiniz diyor. Yani sizin bu haritada.com'un burada olmasını istemiyorsunuz, seçebileceğiniz bir özellik değil. Peki bu yoruma nasıl müdahale edeceksiniz ya da cevaplayacaksınız? Gidip o sitede zaten sizin kaydınızın olması gerekiyor. Yani sizi oraya bir şekilde eklemiş olmaları gerekiyor ki orada sizin bu işletme hesabınızla bir bağdaştırma durumu olsun. Eğer siz orada üye değilseniz, size hesap açmamışsanız, firma sizin adınızı açtıysa gidip bu işi haritada.com'la çözmeniz gerekiyor. İşin biraz zor ama çözülmesi gereken kısmı, şikayet vardı, adınıza bir şikayet açılmış olabilir. Sizin orada hiçbir işletme hesabınız olmayabilir. Yorum burada görünür arkadaş. Hemen gidip şikayetvar.com'da hesap açacaksınız. Orada da zannediyorum bazı paralı üyelikler vesaireler var. Daha sonra o şikayetleri orada yanıtlamaya başlayacaksınız. Siz tabii orada o yanıtı verdikten ve müşteriyi memnun ettikten sonra o da size bir puan verecektir ve böylelikle puanınız yükselecektir. Burada bir şeye daha değinelim. Şimdi haritada.com'da bize diyelim ki bir yıldız vermiş olsunlar. Google'da 4.9'umuz var. Bizim Google'daki şu, bakın buradaki puan var ya, bunu etkilemiyor arkadaş. Genel puanınızı etkilemiyor. Buradaki durum, diğer üçüncü parti sitelerden gelen yorum ve puanlar sizin Google'daki genel puanınızı etkilemiyor. En azından bu iyi bir şey. Bilginiz olsun. Çünkü bir takım kötüye kullanımlar vesaireler, Türkiye'de bu çok sık rastlanıyor. Aslında dünyada karşılaştığımız bir mesele ama Türkiye'de biraz daha işte insanlar nasıl karşı firmaya, rakibime zarar verebilirim kafasında olduğu için maalesef ki bu tür durumlarla karşılaşılabiliyor. Ama Google bunun için gerekli önlemleri aldığını, algoritmanın sorunsuz çalıştığını, fake ve sıkıntılı durumlarda, diyelim ki bu site problemli bir site, size doğrudan saldırı yorumları yapıyor ve yayınlatıyor. Belirli raporlamalar yapabileceksiniz. Bunları rapor edebileceksiniz. Böylelikle bu site zaten bir kere banlandığında hiçbir Google benim işletmem hesabı için artık burada yorumları yayınlanmıyor olacak. Yani biraz içimizi ferah tutabiliriz bu açıdan. Tüm yorumları göster diyorum. Bakın burada yorumlar çıkmaya başladı.
Biraz iniyorum. Google yorumları var. Google, Google. Devam ediyorum. Bakın neye döndük? Haritada.com. Google yorumlarının arasında haritada.com. Burada farklı bir site olabilirdi. 3 site, 4 sitenin içinden gelen yorumlar burada yayınlanabiliyor. Yani artık Google işletme hesaplarınızda farklı web sitelerinden gelen yorumların da yayınlandığını göreceksiniz. Böylelikle bunların en önemlisi arkadaşlar söylüyorum şikayet vardır. Daha geçtiğimiz günlerde bir web sitesinde denk geldim. Orada daha çok böyle şikayet var.com üzerinden gelen değerlendirmeler vardı. Orada da genellikle böyle kötü yorumlar gelir ya. Ama siz o yorumu hemen bir işletme hesabı oluşturup altında müşteriyle iletişime geçip güzel bir duruma çevirirseniz size puanlaması 5 olarak yansıyor. Bu da çok iyi. O yüzden onun üzerine düşmenizi tavsiye ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken 3 maddeyi son olarak konuşalım. Arkadaşlar gelen bu yorumlar hangi iş ortağı web sitesinden yorum alacağınızı seçemeyeceksiniz. Ben şikayet var görünsün, TripAdvisor görünsün, haritada.com görünmesi seçemiyorsun. Bunu ben otomatik yapacağım diyor Google. Üçüncü taraf iş ortağı yorumlarını devre dışı bırakamaz. Ya ben sadece Google'da Google yorumları görünsün istiyorum. Diğer yorumlar görünmesi seçemiyorsun. Google bunu kararını ben veriyorum diyor. Bu da üçüncü önemli kriter. Diğer sitelerden gelen yorumlar benim platformumu bağlamaz. Benim içimde çözemezsiniz. Hani Google yorumlarını şikayet edebiliyorsunuz ya. Bu yasa dışı bir yorumdur. İşte şöyledir, böyledir gibi yorumlara şikayette bulunabiliyorsunuz. Ve hatta tespit edilirse o yorumlar kaldırılıyor. Ama şikayet vardan harita nokta.com'dan, X'ten, oradan, buradan gelen yorumları siz Google'da şikayet edemiyorsunuz. Nerede ediyorsunuz? O ilgili siteye gidiyorsunuz. Zaten altında linki çıkıyor ya, tıklayıp doğrudan gidebiliyorsunuz. Bakın burada hemen örneğine bakalım. Burada bir yorum var. Ben buna tıkladığımda doğrudan oradaki hesabım karşıma geliyor. Bakın bu hesap. Bu hesapla ilgili, buradaki yorumla ilgili sizin firma bilgileri, ilgili işlemler için buraya tıklayın. Bu firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini söylüyor Google. Gidip bu firmayla meseleyi çözmen lazım diyor. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken konular aslında biraz da bunlar. Oteller için ayrıca burada bir istek gelmiş. Diyor ki bir otelin arama ve haritalardaki profilinde ilgili seyahat iş ortaklarının yorumları görüntülenebilir. İlgili seyahat iş ortakları, örnek veriyorum, Hotels.z olabilir, Hotels.com olabilir, Booking olabilir, TripAdvisor olabilir, Türk sitelerinden bu ETS vesaire olabilir, Jolly olabilir. Oradaki yorumlar da burada çıkacak, bilginiz olsun diyor ve bunlar burada yer almış oldu. Yani eskiden bir şey vardı, algı vardı. Benim Google yorumlarım çok iyi ya, TripAdvisor'da çok kötü yorumlarım var. Orada iyi değerlendirmelerim yok. Onu ben ön plana çıkarmayayım. Sadece Google yorumlarımla ön planda kalayım gibi bir şey vardı. Artık onu maalesef kaybetmiş oluyorsunuz. Yani artık tüm platformlardaki yorumlarınızın takip edilmesi gerekiyor. Bakın yeni bir iş alanı da açılıyor olabilir bu noktada. Yani dijital ajans işletenlere, Google'la ilgilenenlere, müşterilerine hizmet verenlere sesleniyorum burada. Yorum takibi bir işletme açısından. Öncelerde şey vardır yani, böyle basın medya haber takibi vardı. Basında çıkan haberleri size doğrudan ulaştıran paneller vardı. Şimdi de bütün platformlardaki yorumlarınızın takip edilmesi, oralarda hesaplarınızın olması bunlara bir şekilde yanıt veriyor, takip ediyor, cevap veriyor ya da onları inceliyor olmanız gerekecek. Bu da hem işletmeler açısından zor oluyor. Çünkü siz düşünsenize, otelde zaten bin bir çeşit derdiniz var ya da güzellik merkezinizde ya da satış yaptığınız bir teknoloji mağazasında bin bir çeşit derdiniz var. Bir de gelip burada bu tür süreçleri takip edemeyebilirsiniz. O yüzden dijital ajanslar ya da Google uzmanları, bu işi yönetenler, burada da ayrıca bir hizmet alanı açılıyor gibime geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşabiliriz. Bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen buluşalım, tartışalım. Konuyu biraz böyle canlandıralım. Çünkü an itibariyle tüm işletmelerin artık yorumlar sayfasında Google'da birden fazla üçüncü parti siteden gelen yorumlarını görebileceğiz. Bu aktif olarak yayında. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sizler de destek vermek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki değerlendirme, eğitim ve diğer videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.